Sosyal Darwinizmin insan hayvandır yalanı. Darwinizmin sapkın iddialarına göre insan bir hayvan türüdür. Bu akıl ve bilim dışı iddiaya kananlar da insanın tüm özelliklerinin sözde hayvan atalarından miras kaldığını öne sürerler. Bu ise bir insanın kendisine ve diğer insanlara bakış açısı üzerinde çok tehlikeli etkiler yapar. İnsan bir hayvan türü olarak gördüğü diğer insanlara değer vermez, düşüncelerini önemsemez, hayatlarını değersiz görür. Bir insanın ölümünü bir sineğin ölümünden daha önemli görmez. Bir insanın aç veya muhtaç konumda olması, onu hayvan olarak gören ve hayvanların da zaten çatışma ve rekabet yoluyla geliştiğini düşünen bir insanı rahatsız etmez. Böyle korkunç bir bakış açısı insanların birbirlerine olan sevgi ve saygılarını da tamamen ortadan kaldırır. İşte bu nedenledir ki Darwinizmin yanılgılarına aldanmış olanların bir kez daha düşünmeleri ve bu aldatmacanın nelere mal olabileceğini göz ardı etmemeleri önemlidir. Darwin mektuplarından birinde bu çarpık bakış açısını ifade etmiş ve insanın hayvanlardan evrimleşmesi yalanına dayanarak fikirlerinin herhangi bir değeri olup olmayacağını sorgulamıştır. Darwin'in sözleri şöyledir: aşağı hayvanlardan gelişmiş olan insan zihninin inandığı şeylerin herhangi bir değeri ya da güvenilirliği olup olmadığı konusunda aklıma her zaman korkunç bir şüphe gelir. Bir maymunun zihnindeki inançlara, tabii eğer varsa, hiç kimse güvenir miydi? Darwin'in sözleri, evrimcilerin insana bakış açılarının ne kadar dehşet verici olduğunun bir özeti niteliğindedir. Darwinizm, sözde insanların hayvanlardan farksız olduklarını öne sürdüğünde, bunu sadece fiziksel ve biyolojik anlamda iddia etmemekte, insan ve hayvan davranışlarının da birbirinden farksız olduğunu kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bu durumda insana sözde hayvan atalarından miras kaldığı iddia edilen şiddet, saldırganlık, bencillik, acımasız rekabet gibi kötü özellik ve davranışlar, insan için adeta doğal davranışlar statüsüne getirilmektedir. Örneğin evrimci bilim adamı Darlington şöyle demektedir: birinci nokta, bencillik ve şiddet doğuştandır. En uzak atalarımızdan bize miras kalmıştır. O zaman şiddet insanlar için doğaldır. Evrimin bir ürünüdür.